Fikri Sağlar, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Yavuz Bey. İyi ki benden öğreniyorsunuz. Çünkü yoksa sizin yanlış haber verme söyleyecektim derdi. Şeklinizde yanlış haber verme şeklinizde sanki HDP'yi destekleyecek, yok, imza atacakmış çıkıyor. Ben de söylerken farkına orada vardım. Yanlış söylediğimin farkına vardım. HDP'nin durumunun ayrı, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişimin farklı biz olduğunu baştan altını çizelim. Bütün mesele de bu. Evet. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi 134 milletvekilinin içerisinde 110 milletvekili olabilecek sayıdaki milletvekilleri eğer çıkmazsa bu yanlışlıktan çıkmayacaktır. Ve bilinçli bunu bir kısım bilinçli olarak biraz ortadan yapıyorlar. Başladık. Azıcık başına doğru alalım mı? Yani şöyle, şimdi siz diyorsunuz ki zaten başından beri bunu söylüyorsunuz. Dokunulmazlıklarla ilgili anayasa değişikliği doğru desteklemek doğru değildi dediniz. Bunu da çok açık söylediniz bizim programımızda da. Şimdi bu Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Anayasa Mahkemesi'ne götürülmeli diyorsunuz. Çünkü zaten anayasaya aykırı olduğu partinin bütün yetkili organları tarafından da dile getirildi. Ne yapıyorsunuz bunun için? Yani başta bunu Sayın Genel Başkan çok açıklıkla söyledi. Bu anayasaya aykırıdır dedi. Anayasaya aykırı olmasına rağmen evet diyeceğim dedi. Zaten burada bir sıkıntı başladı. Yani bu çelişkili anlayış büyük bir sıkıntıyı yarattı. Anayasaya aykırı olduğu açıktır. Çünkü dokunulmazlıklar kaldırılmasıyla ilgili bir anayasa maddesi getirildi. Bu anayasa maddesi de anayasanın ilk üç maddesi, değiştirilemez olan ilk üç maddesine aykırıdır. Yani hukuk devletidir, hukukta güvenilirliktir, hukukta eşitliktir, adil savunma hakkıdır. Bunların hepsi bu getirilen anayasa maddesiyle ortadan kalktı. Şimdi neydi? Anayasa diyor ki 83. maddeye göre bazı kriterler koymuş. 84. maddeye göre de bu kriterlere aykırı olanların dokunulmazlıkları kaldırılır, yargıya gider diyor. Evet. Buna uygun olarak da eğer değiştirilmişse sizin, yani dokunulmazlıklarınız kalkmışsa, o zaman siz 85. maddeye göre gider bireysel başvurunuzu yaparsınız. Anayasaya dersiniz ki ya benim savunma hakkım elimden aldı gibi kendi sözlerinizi söylersiniz. Şimdi bu öyle değil. Bu bir anayasa maddesi. Dolayısıyla yanlış olan bu anayasa maddesinin değiştirilmesi, ancak anayasa maddesi nasıl değiştiriliyorsa o şekilde değiştirilebilir. O da anayasa iki kuruma bunu bırakmış. Bir, cumhurbaşkanı parlamentoda anayasaya aykırı bir şekilde anayasa maddesi değiştirilirse Cumhurbaşkanı itiraz eder Anayasa Mahkemesi'ne, ya da 110 tane milletvekili diyor. Ya da ana yani muhalefet partisi. Hayır. Ana muhalefet partisi de yok. Ana muhalefet partisi sadece parlamentoda çıkan yasalarla ilgili. Benim için yasalarla yeni ilgili. Tamam, ana muhalefet partisi 50 kişi de olabilir, 150 kişi de olabilir, 200 kişi de olabilir. Hiç önemli değil. Evet. Orada bir sayı koymuyor. Ana muhalefet unvanını alıyorsanız çıkan yasalarla ilgili başvuru yapabiliyorsunuz. Anayasaya aykırılık iddianızı götürebiliyorsunuz. Ya da mahkemeler götürebilir anayasaya aykırılık gördüğüne. Onu da şimdi bu yollar anayasa değişikliğiyle ilgili maddede sadece Cumhurbaşkanı'na ve 110 imzaya bırakılmış. Şu anda anayasaya aykırı olduğunu söylüyoruz. 134 milletvekilimiz var. O zaman ve bu 134 milletvekilinin en az 100'ün üzerindeki milletvekile hayır oyu verdi. O zaman niye anayasaya aykırı olan bir maddeyi, bu yöntemi meşrulaştıralım? Anayasa Mahkemesi'ne başvuralım. Bizim söylediğimiz bu. Ayrıca bir başka şey daha var. Onun da bilmenizi isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkesi kürsü dokunulmazlığın dışındaki bütün dokunulmazlıkların kalkmasıdır. Evet. Ama bugün yapılan işlem bizim ilkemize aykırı olan işlemdir. Sadece 800 fezleke, gelen 800 fezlekenin yargıya intikalidir. Şimdi benim dokunulmazlığım tekrar var. Benim 8 tane dokunulmazlık dosyam var. Onlar yargıya intikal edecek. Orada yargılanacağım. Ama bugün bu bir şey olduğu sonra zaman bana kimse dokunamayacak. Peki şimdi dolayısıyla
Dolayı her anlamda yani bizim istediğimizin dışında da trafik cezalarından bilmem neye varıncaya kadar. Bunu söylememin altında yatan Cumhuriyet Halk Partisi hukuk devletini korumak zorundadır. Hukuk devletini koruyacak tek partidir ve bugün elinde de 110 milletvekili var. Biz de diyoruz ki CHP'li 110 milletvekili hukukun üstünlüğüne inanan insanlar olarak hukuk devletini korumak adına imza atalım diyoruz. Kaç kişi söylüyorsunuz Fikri Bey bunu? Valla ben bunu söyledim. Bazı arkadaşlarınız ben birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu diye söylüyorlar. Ama daha biz bitirmedik. Pazartesi günü koyacağız. Benim için hiç önemli değil. 110 imza ya olur ya da bir tane imzada kalır. Bir farkı yok. Yani 109 imza toplamışsınız, 110'uncuyu atmamışsınız. Bundan bir fark. Ama şunu görüyorum ki partinin grup başkan vekilleri buna karşı duruyorlar. Evet. Genel başkan karşı duruyor. Ama duramazlar. Çünkü grup kararı alamazlar. Onu da engelliyor. Şimdi diyor ki genel başkan imza atanlar partiden ayrılsınlar. Nasıl bu lafı söylüyor? Ben bunu bir dil suçbesi, bir talihsiz beyan gidip olarak HDP'de görüyorum. Gidip HDP'de politika yapsınlar dedi hatta, yani daha da ilerisini söyledi. Vallahi yani kimin HDP'de politika yapacağını genel başkan karar veremez. O ayrı bir mesele de. Genel başkan niye bu kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir başkasının yanına gitmekten ya da kendi düşüncelerini, ideolojisini söylemekten korkuyor? Ama bak korka korka sonunda başımıza neler geliyor. O nedenle ben hukuk devletini savunan insanlar olarak gereğini yapılması gerekir. Çünkü yapamazsak, yaptırılmazsak bizim sorumluluğumuz artık yoktur. Bu yolu deneyen ve bu yolu meşru hale getiren ve dolayısıyla anayasayı delik deşik zaten hukuk devleti olmaktan çıkarmasına müsaade edenler yarın hesap verecektir. En azından kendi vicdanlarına, çocuklarına. Teknik olarak ben çok teşekkür ediyorum. Bir saniye, bir teknik soru sormam lazım. Hemen bırakmayacağım sizi. Onu öğrenmem lazım çünkü. Yok, burada ben bir toplantıda tabii, biliyorsun. Hemen oradan çok kısa bir şey soracağım. Siz orada 50 imza, 60 imza topladığınızda bu 50-60 imza ya da 110 imza topladığınızda zaten önünde bizim hiçbir başka partiyle ilişki içerisinde olmayacağımızı kesinlikle söylemek isterim. Onlar kimdir, nedir? 110 imza CHP'li verir ya da vermez. HDP'yle bağlantısı yok. Yani üst üste toplama işaretiyle bir şey yapılamaz zaten görünüyor. Bunu hem bizim partinin içerisinden bu şekilde göstermeye çalışıyor hem de bu Recep Tayyip söz. Yani herkese hakaret eden adam o da göstermeye çalışıyor. Dolayısıyla bizim hiç böyle bir şeyimiz yok. Biz çünkü 110 imzayla Türkiye'yi kurtarabilecek bir güce sahibiz. Bize bu doğrultuda görev verdi halkımız. Niye biz bu görevi yerine getirmiyoruz? Onun hesabını vermek adına söylüyorum bunu. Yani korktuğumuzdan, çekindiğimizden falan filan değil. Yani biz CHP'liler olarak bu genel başkan, bu genel yönetimin ne yapmak istediğini ileride insanlar anlasın diye bu şekilde davranıyoruz. Anlaşıldı. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Vakit ayırdınız.